Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve bugün inşallah Ali İmran suresi üzerinde sohbet etmeye çalışacağız. Muhteremler, ismi dikkatinizi çekiyor değil mi? Ali İmran. Yani o gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili, kendi kavmiyle ilgili, kendi soyuyla ilgili, sülalesiyle ilgili yani bir takım isimler dura dura bu surenin ismi Ali İmran. Yani Hazreti Meryem'in babasının, annesinin soyunun ismini verildiği bir sureyi celile. Bu önemli bir olaydır. Şöyle bir iddiada bulunuyorum, eğer dikkat ederseniz birçok sohbette dile getirdim. Biz bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı, bu dini, bu peygamberi özellikle batıya, Hristiyan alemine götürmekle mükellefiz. Çünkü şu anda 2,5 milyar nüfuslu koskoca bir Hristiyan alemi var ve hem de rastgele bir Hristiyan alemi de değil. Yani dünyada şu anda epeyden beri, kaç yüzyıldan beri en etkin bir konumdalar. Ama maalesef bu insanlar yanlış inanca sahipler. Diyeceksiniz ki daha başka ülkeler de öyledir. Çin, efendim Hindistan, şu bu falan, Japonya çok büyük nüfusa sahipler. Onlar da yani hakiki bir din sahibi değiller. Ama Hristiyanlar öyle değil. Hristiyanlar ilginçtir. Bir dine inanıyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'a inanıyorlar. Ama yanlış inanıyorlar. Dikkat ediniz. Dünyada bütün peygamberler anlaşılmıştır. Bu iddiada bulunuyoruz. Bütün peygamberler anlaşılmıştır. Herkes ama kabul edip etmemek ayrı bir olay, anlaşılmamak ayrı bir olaydır. Hazreti İsa Aleyhisselam yanlış anlaşılmıştır. Onun için Allah-u Teala ondan sonra gelen ümmete bir görev vermiştir. Düzeltin onları. Onların yanlış itikatlarını, yanlış düşüncelerini, yanlış inançlarını düzeltme görevini Allah-u Teala bu ümmete, ahir zaman ümmetine vermiştir. Bu önemli bir olay. Belki diyeceksiniz ki biz bütün sapkınları, bütün yanlış yolda, dalalette olanları yani düzelteceğiz. Elbette böyle bir görevimiz var. Ama özellikle Hristiyan alemine, tabir caizse muhteremler, belki garibinize gidebilir ama şu Kitab-ı Kerim özellikle batıya gönderilmiştir. Bunca büyük bir nüfusu düzeltmek için gönderilmiştir desek inanın abartmış olmayız. Göreceğiz, ileride göreceğiz. Yeri geldikçe bunu söyleyeceğiz. Ama iyi dikkat ediniz, Kur'an-ı Kerim'in bütün büyük sureleri, son zamanda inen, yani bütün büyük surelerinde ana hedef Avrupa'dır, Batı'dır, Hristiyan alemidir. İyi dikkat ediniz. Maide suresine, Tebük suresine, Nisa suresine, Bakara suresine, Ali İmran suresine. Evet. Bunu göz önüne alırsak eğer bu sureyi biraz daha iyi anlarız. Yani bu surenin hedefini eğer iyi baştan tespit edersek ayetleri biraz daha güzel anlayabileceğimiz kanaatindeyim. Başlayalım. Zaten dedik ya ayet ayet tefsir etmeyeceğiz, anlam vermeyeceğiz. Bundan sonraki derslerimizde hep sureleri ele alacağız. O surenin dikkat çeken yerlerini ve bir de şu ana kadar yaptığımız derslerde ele almadığımız bölümler varsa onları dile getireceğiz. Yoksa sureyi baştan başlayıp tefsir etme veya anlam verme durumunda değiliz. Bunu yaptık, epeyce yaptık. Kur'an-ı Kerim'in özellikle Mekki surelerinden ve Medeni surelerinden epeycesini ayet ayet dile getirmeye gayret etmiştik. Evet, bu sureyi şimdi ismiyle birlikte, sadece ismi değil, muhtevasıyla birlikte şöyle gözümüzün önüne alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Hurufu mukatta. Allahu alem bi muradihi. Allahu Teala daha iyi bilir. Ama dedik ya, bu surelerin başındaki
bu kesik kesik ayetlere, mukatta kesik kesiktir. Yani bu ayetlere anlam verenler de olmuştur. Allah bilir diyenler de olmuştur. İsabetli olanlar vardır, olmayanlar vardır. Ama bir görüş dikkatimizi çekiyor. Bunu bir daha tekrar edelim. Daha önceki sohbetlerde dile getirdim ama muhteremler, bu Elif, La, Mim, Yasin, Taha, Kafaya, Ayn, Sad, Tasin, Mim, bu gibi hurufu mukattalar 29 yerdedir. Bu da dikkat çekicidir. Yani alfabetik, alfabenin harfleri sayısınca. Bir de bu 29 yerdeki hurufu mukattanın bir başka özelliği de 29 harf tekrar edilmiş. 29 harfin hepsi de bu hurufu mukattaların içinde teker teker yer almıştır. Bu da ilginç bir olaydır. Buradan da bir yerlere varabiliriz, çok büyük bir iddiada bulunmasak bile. Bir başka özellik de şudur muhteremler. Allah-u Teala bir iki yer hariç bu hurufu mukattalardan sonra mutlaka vahiyden bahsediyor. Hemen ardından gelen ayetlerde vahiyden söz ediliyor. Elif, la, mim, zâlikel kitab, la raybe fi. Burada da elif, la, mim, Allahü la ilahe illa huvel hayyul gayyum, nezzele aleykel kitabe bilir. Yasin vel Kur'anil hakim. Hepsinde böyle zikirden, vahiyden söz ediyor. Buradan bir takım alimler şu anlamı çıkarıyor. Diyorlar ki Allah-u Teala bize şunu hatırlatıyor. Hem bir meydan okuma, zaten hurufu mukattalar gerçekten Arap dilinde, Araplar yadırgamıyor bunu. Yalnız yani böyle hayran kalıyorlar. Yani eğer bir hurufu mukatta gelmişse hemen dikkat kesiliyorlar. Arkasından ne diyecek diye. Böyle bir uyarı. Bu anlamı da var. Başka, esas bir başka anlamı da şudur diyorlar. Allah-u Teala adeta bizlere diyor ki, ey insanlar, bakınız, sizin konuştuğunuz harflerle, sizin konuştuğunuz kelimelerle ben de kitap indiriyorum. Yani benim bu kitabımda sizin bilmediğiniz bir harf yok. Sizin bilmediğiniz bir kelime yok. Onları kullanıyorum ama buyurun siz de yapın görelim. Siz de bir mislini getirin. Şunu diyemezsiniz canım, elbette getiremeyiz. Çünkü Allah-u Teala öyle kelimeler, öyle harfler ki bizde yok falan diyemezsiniz. Yani tabiri caizse belki biraz basite kaçıyoruz ama hani çocuklarımızın önüne plastikten şundan yapbozlar falan koyarız, yığarız. Ve ondan çocuklarımız bir şeyler üretirler, yaparlar. Ev yaparlar, köprü yaparlar, bilmem bir şeyler yaparlar, otomobil yaparlar. İşte Allah-u Teala bizim önümüze böyle buyurun yapın görelim. Böyle bir Kur'an bu harflerden sizin önümüze tabir caizse yığıyorum bu harfleri, bu kelimeleri. Siz de bunlardan bir Kur'an meydana getirin de görelim dercesine. Yani böyle bir iddiadan da, böyle bir amaçtan da bahseden alimlerimiz var. Ama biz yine de ne diyoruz sonunu? Biz sadece güzelce elhamdülillah okuyoruz, iman ediyoruz. İman ediyoruz, okuyoruz ve bizim imanımızı, yani innemel müminunellezine, mümin, gerçek müminler o kişilerdir ki yani Allah'ın adı anıldığı zaman imanları artar ve Allah'ın ayetleri kendilerine okuduğu zaman, yani Allah'ın adını duyduklarında kalpleri ürperir ve ayetlerini duydukça, dinledikçe imanları artar gibi bizim elhamdülillah müminler olarak Rabbimizin kitabını, hele hele böyle surelerin başındaki yani Yasin, Kafaya, Ayn, Sad, Elif, La, Mim, yani bunları okuduğumuz, dinlediğimiz zaman elhamdülillah bizim imanımız artar. Bu ayrı bir olay. Evet, ondan sonra devam ediyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bildiğimiz Ayet-el Kürsi'de, başka yerlerde geçen kelimeler, Allah-u Teala'nın sıfatları, isimleri kendisini anlatıyor. Fakat burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Hani dedik ya, bu kitap, bu sure özellikle Avrupa'ya götürülmelidir. Hristiyan alemine götürülmelidir dedik ya. Hemen başında diyor Allah-u Teala,
Allah öyle bir Allah'tır ki öncelikle hay, hay, hayyül kayyumdur. Bu genel anlamıdır. Ama buradan geliniz biz şu anlamı da çıkaralım. Ey Hristiyanlar, öldüğünü, çarmıha gerildiğini iddia ettiğiniz bir kişi nasıl ilah olabilir? İlah dediğiniz, Allah dediğiniz el hayyül kayyum. Yani haydır, kayyumdur. Her şeyi ayakta tutan, duran, ayakta tutan bir zat-ı kibriyadır. Böyleyken, Allah-u Teala böyleyken tutulup işkence edilen, kaçan, sorgulanan birisine nasıl Tanrı, nasıl Tanrı'nın oğlu, nasıl ilah diyebilirsiniz? Hemen bu anlama bile yata surenin başında bile böyle bir vuruculuğu vardır. Öncelikle Allah'ı böyle biliniz. Allah budur. Bu kitabı indiren Allah-u Teala el hayyül kayyumdur. Burası çok önemli. Ve sizin inandığınız, inanmaya çalıştığınız, zorladığınız ilahlara bakar mısınız bir? Ölüyor, çarmıha geriliyor, bilmem ne yapılıyor ve ondan sonra yani böyle birisine utanmadan, sıkılmadan, Allah'tan korkmadan ne yapıyorsunuz? Tanrı diyorsunuz, ilah diyorsunuz, haşa Allah'ın oğlu diyorsunuz. Olacak şey mi? Anlamı da var, öyle değil mi? Yani önce Allah-u Teala kendi zatını bir daha ortaya koyarak anlatıyor. Yani bir defa Allah budur. Önce bunu bir yere kaydedin. Ondan sonra gelelim başka olaylara diyor ve anlatıyor. Nedir? Nezzele aleykel kitabe bil hakkı. Allah-u Teala ey Resul sana hak olarak bu kitabı indiriyor. İndirdi, indiriyor. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddikal lima beyne yedeyhi. Daha önceki kitapları tasdik eden, birinci anlamı budur. Daha önceki kitapları tasdik eden bir kitaptır sana indirdi. Yani sen, sonradan çıkmadı bu. Yeni bir icat değildir. Allah-u Teala ezelden beri peygamber gönderir, onlara vahyeder, bir kısmına kitap verir ve işte bu kitap da o kitapların sonuncusudur ve onları olduğu gibi tasdik eder ve bir de musaddık dır. Yani bu ondan önceki kitaplar acaba şu anda sapasağlam elimizde midir, değil midir, aynen öyle midir diye tereddüt edenlere de bir başka cevap vardır. Nedir? Bu kitap tasdik ediyorsa, doğruluyorsa onlar doğrudur. Bu kitabın tasdik etmediği bölümleri atın, almayın. Bu kitap, şu Kur'an'ın tasdik etmediği, örtüşmediği, üst üste çakışmadığı bölümler varsa önceki kitaplardan, onlar Allah'ın değildir, onlar birilerinin kattığı, karıştırdığı yani bölümdür. Burada musaddıkın bir başka anlamı da budur. Hem kendinden öncekileri tasdik eder, hem de bu tasdik etmedikçe kabul edilmez. Bunun süzgecinden geçecek. Bunun tabiri caizse süzgecinden, sansüründen, yani bunun tasdikinden geçecek ki onaylansın, Allah'ın ayetleridir denilebilsin anlamı da vardır. Muhteremler, dikkat ederseniz dedik ki bu kitabı kerimi, bu ayeti kerimi, bu sureyi celileyi siz batıya götüreceğinizi düşünerek konuşun. Bu ayetler çok çok daha bir şeyler ifade eder. Yani bunu eline alan bir Hristiyan, bu ayetleri okuyan bir Hristiyan hiç yadırgamamalıdır. Ha. Bu bir gelenektir. Demek ki şu an elimde tuttuğum Muhammed'e indiği sallallahu aleyhi ve selleme söylenilen bu kitap demek ki yani pat diye sonradan hiçbir şeyle uyuşmayan, örtüşmeyen ayrı bir anlam değil. Bir ta ezelden beri gelen Allah'ın kanunlarından, adetlerinden sonuncusudur. Önce bu gözle bakınız. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddigan lima beyne yedeyhi ve enzele tevrate vel incil. Ve o Allah ki Tevrat'ı indirdi ve İncil'i indirdi. Tevrat'ı, İncil'i indiren Allah Kur'an'ı indiriyor şimdi de. Hiç yadırgamayın. Nasıl ki önceki
Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i indiren Allah-u Teala, özellikle yani bu iki gelenek iç içedir. Yani Tevrat ehliyle İncil ehli iç içedir muhteremler. Yani tarih bakımından da iç içedir. Bir de aynı ırka gelmiştir. Yani biz şimdi belki yadırgıyoruz veyahut da hiç aklımız yani o tarafa şey yapmıyoruz da Hazreti İsa aleyhisselam da bir nedir? İsrailoğullarındandır. İsrailoğullarından gelmiş bir peygamberdir. Aynı kitleye geliyor. Biraz ayrı zamanda geliyor. Ve nedir? Hatta Bismillahirrahmanirrahim. Ve izgale İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullahi ileykum. Hani Meryem oğlu İsa demişti ki ey İsrailoğulları ben Allah'ın size gönderdiği bir Resulüm. Aynen Musa gibi, Harun gibi, ondan önceki Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam gibi ben Allah'ın size gönderdiği, ey İsrailoğulları Allah'ın size gönderdiği bir Resulüm diyor. Onun için bugün her ne kadar birbirleriyle yani kabul etmedikleri yönleri olsa bile eğer dikkat ederseniz Kitab-ı Mukaddes diye beraber basılıyor. Kitab-ı Mukaddes'in içinde hem Tevrat vardır hem İncil vardır. Arada başka vahiyler de vardır. Diğer yani Hazreti Eyyub'e indirildiği söyle hatta Zebur falan hepsi iç içedir ve hepsine Kitab-ı Mukaddes diyorlar. Böyle bakıyorlar. Ahdi Atik, Ahdi Cedid bu isimleri de veriyorlar. Yani demek istediğim Allah-u Teala bu kitleye hitap ediyor. Bu kitleyi gözünün önüne alıyor, muhatap alıyor ve bizim de muhatap almamızı, bu Allah'ın kitabını oraya götürmemizi, bu Resulü, bu dini oraya götürmemizi ısrarla istiyor. Yani sıradan efendim onlar da yani muhatap olsun anlamında değil. Niye? Allah-u Teala merhametlidir. 2,5 milyar Hristiyanın yani düzelmesini elbette Allah-u Teala ister ve bunun için özel bir bölüm de ayırabilir ve diyorum zaten onun için bu kitabın önemli büyük bir kısmı Medine'de inen surelerin önemli bir bölümü doğrudan doğruya Hristiyan alemine götürülmesi gerektiğini ha bizi de ilgilendirir zaten o ayrı bir olay. Zaten tefsirde bir kural vardır. Nedir? Yani nüzulün hususi olması, hükmünün umumi olmasını yani engellemez. Hususi bir olay için inebilir ama bu artık nedir? Umumidir. Hepimizi içine alır. Bu olaya böyle bakmamızı icap eder ve muhteremler Ali İmran suresi diyoruz ve üzerinde iyi duralım. Ali İmran suresi ve bu sure eğer samimi bir şekilde o dünyaya götürülürse İnanınız ki yani etkileneceklerdir ha. Yani düşünebiliyor musunuz? Kendilerinin çok çok sevdiği, abarttığı, ne yaptığı bir kişinin, bir ailenin adıyla bir sure iniyor. Ya İncil'de bile yoktur ha böyle bir şey. Hatta muhterem bir zat şöyle diyor, şu ayete bir bakın diyor, yeri gelince konuşacağız da. Şu ayeti kerimeye bir bakınız diyor. Ey Hristiyanlar! Ey Hristiyanlar, Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz galetil melaiketu ya Meryem, innallâhe estafâki ve dahharaki ve estafâki alâ nisâil âlemîn. Hani melekler Meryem'e demişlerdi ki, ve iz galetil melaiketu ya Meryem, ey Meryem, şüphesiz ki Allah seni seçti. İnnallâhe estafâki. İstafa, Mustafa seçilmiş demek, seçmek demektir. Ve veya baştan seçkin kılınmış demektir. İki anlamı var. Biri mevcutların içinde en iyi, en iyiyi seçmenin adı da istifadır. Mustafa'dır. Mustafa seçilmiş demektir. İyi, mevcutların içinden veya bir başka anlamı da Elmalı bunu güzel izah ediyor. Ezelden yaratılırken seçkin kılınmış anlamında. Ey Meryem! Şüphesiz ki Allah seni ezelde seçmiştir, seçkin kılmıştır seni. Ve seni pırıl pırıl etmiştir. Ve daharaki. Ve seni bütün alemlerdeki bayanların üzerine geçirmiştir. Söyleyin diyor. İncil'de böyle bir ayet var mı?
haşa Allah'ın kitabını birbiriyle kıyaslama değil de, yani bu bizim elimizde kelime kötü de, yani gerçekten müthiş bir kozdur. Yani bu bizim elimizde müthiş bir malzemedir. Batıya giderken götüreceğimiz ve gerçekten yani çarpıcı ayeti kerimelerdir. Yani Hristiyanların büyük bir kısmı bunu duymamıştır. Bunu duymamıştır. Yani bazen tecrübe ediyoruz. Bazı Hristiyanlarla karşılaştığımızda bunları söylüyoruz. Gerçekten etkileniyorlar. Ağızları ayrık kalıyor. Ve onlara diyoruz ki gel aç şu İncil'leri bir getirin bakalım. Dört İncil'in dördünde kaç yerde Hazreti Meryem'den bahsediliyor? 19 yerde. 19 yerde İncil'lerde Hazreti Meryem'den bahsediliyor. Ama bu kitapta 34 yerde bahsediliyor ve bir de sadece adını söyleyip geçme değil. Yani bir Ali İmran suresi var, bir Meryem suresi var. Ha, eğer biz bunlarla gidersek sadece bu iki sure değil, yani samimi olarak gittiğimizde muhteremler, yani üzüldüğümüz, acıdığımız, Allah'a yanlış iman eden, Allah'ın oğlu var diyen, yani bir büyük bir dünyaya yani ulaşabilmemiz, yani gerçekten içimizi çırpınmamız lazım bunun için. Ya bir an evvel götürmemiz lazım, bunlardan haberdar etmemiz lazım, dememiz lazım. Peki yapmamış mı? Bu ümmet bunu yapmamış mı? Müslümanlar, yani biz şimdi ta 21. yüzyılda yani biz mi uyandık mı? Yok, elhamdülillah. Yani daha önceki Müslümanlarımız, Müslümanlar daha önceki, bizden önceki Selefi Salihin ne yapmıştır? Bunu yerine getirmiştir. O yeri geldiğince bunları teker teker dile getireceği, bu bir tarihtir ama yani elbette yapmıştır. Onun için ta dolaşmış Endülüs'ten, Afrika'nın ucundan, yani Cebeli Tarık'tan, yani İspanya'ya geçmiş, adını Endülüs yapmış, oraya İslam medeniyet tam 800 yıl orada kalmış. Bu taraftan aşağıdan Akdeniz'den Sicilya, Marsilya, oralara gitmişler, oralarda devlet kurmuşlar. Yukarıdan Bosna'dan, Hersek'ten, Viyana'dan yani götürmüşler elhamdülillah. Yani bu ayeti kerimeleri doğru bu sureleri doğru anlayan, hedefini tespit eden geçmiş Müslümanlarımız elhamdülillah bunu yapmış. Ama son zamanda biraz unutulmuş gibi veya başı derdimize düştük herhalde. Bunun için yani biraz ihmalimiz var. Ben bu sohbetlerimde yani özellikle bu başta Ali İmran suresi ve diğer medeni surelerin tefsirinde bu konuya ağırlık vereceğim. Biraz sıkılmayasınız çünkü yani karşıda böyle büyük bir dünya bunu bekliyor. Allah-u Teala da bizden bunu bekliyor. Yani Allah-u Teala beklemez mi? 2,5 milyar kulunun düzelmesini beklemez mi? İstemez mi? Cennete o kadar geniş değil mi? Yani ne olur düzelse ve biz de buna vesile olsak inşallah ki olacağız. Biz bu ümitle yani ortadayız. Her şeye rağmen moralimizi bozan birçok olaylar olsa da yani böyle bir dünyada bu aşkımız, bu hedefimiz Allah'ın izniyle sapasağlam yerinde duruyor. İnşallah Teala sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun muhterem izleyenlerim.